Irak'ın kuzeyindeki askeri operasyonda 5 yıl önce PKK tarafından kaçırılan asker ve polislerin ölü bulunmasına dair konuşan AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kısmı 5 ay, bir kısmı 6 aydır bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne nasıl kurtaracağız hesabını yaptık dedi. Gari harekatında 13 kişinin ölümüyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise soruşturma önergesi vererek detaylarını gündeme getireceğiz demişti. İnsan Hakları Derneği 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan Gari operasyonuyla ilgili açıklamasında PKK tarafından alıkonulanların serbest bırakılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ve onları getirmek için inisiyatif aldıklarındaysa devlet engeliyle karşılaştıklarını açıkladı. Dernek konuya ilişkin bağımsız soruşturma istedi. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Michael Satterfield'a Gari operasyonuyla ilgili ABD açıklamasına duyulan tepki iletildi. ABD Dışişleri'nin başsağlığı mesajında Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nin elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz denilmişti. İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Ağrı, Diyarbakır, Urfa, Van, Mardin, Siirt, Hakkari, Mersin ve Elazığ başta olmak üzere 40 ilde yapılan operasyonlarda aralarında HDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. HDP Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un HDP PKK'den aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır sözlerine 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak sarayın bol maaşlı medya kayyımı olan Fahrettin Altun'un boyunu aşmaktadır. Hesap vereceksiniz ifadeleriyle tepki gösterdi. Özgür Gündem davasında örgüt üyeliği iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen avukat Eren Keskin, 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim. Çok yargılandım, düşüncelerim nedeniyle cezaevinde kaldım. Ancak ilk kez silahlı örgüt üyesi sayılarak ceza aldım. Hiçbir yere gitmeyeceğim, buradayım ifadelerini kullandım.